Arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir konuya geçtik. Madenler ve enerji kaynakları. Öğrencilerimizin coğrafya kısmında en çok sıkıntı çektiği konuların başında geliyor. Madenler ve enerji kaynakları. Bunun sebebi birçok kaynakta farklı yazıyor. İşte demire bir bakıyorsun bir kaynak 10 yerde çıkar diyor, bir kaynak 3 yerde çıkar diyor. Bir kaynak bir yerde işlenir diyor, bir kaynak 4 yerde işlenir diyor. Bazıları çok detaylı giriyor, iyice karıştırıyor. Bazıları yüzeysel giriyor sınavda biraz detaylı çıkıyor yapamıyor. Ortadan bir türlü öğrencilerimiz bu konuda gidemiyor. Ben müfredat ne kadar değindiyse o kadar gene değindim. Bilmemiz gereken yere kadar bileceğiz ve harita üstünde gene her zamanki taktiğimiz göreceğiz. Bildiğiniz gibi son yıllarda harita soruları çoğaldığı için haritaya önem veriyoruz. Yani bir demirin harita üstünde nerelerde olduğunu görelim hafızamızda kalsın diye. Sonra hemen enerji kaynaklarını işleyeceğiz ve ondan sonra madenler ve enerji kaynakları ile ilgili soru çözümü yapacağız. Siz de hemen kitabımızdan madenler ve enerji kaynakları sorularını çözeceksiniz. Ve ondan sonra diyeceğiz ki madenleri bitirdik. ÖSYM'nin soracağı her türlü soruya hazırım diyeceğiz ve bu konuyu bitireceğiz. Arkadaşlarım hemen başlayalım madenlerle ve ilk madenimiz demirle. Demir çelik sanayisinin temel ham maddesi olan ve ülkemizde en çok tüketilen madenlerden biri demirdir. En zengin yatakları Sivas, Malatya, Hasan Çelebi ve Hekiman'da bulunur. Şimdi haritaya bakıyorum. Kırmızı ve küçük noktalar küçük rezervli demir yatakları. Büyük noktalar ise büyük rezervli demir yatakları. E hal böyle olunca arkadaşlar şimdi gidip ÖSM Mersin'de demir var mıdır diye sormaz. Daha büyük yerlere daha bilindik yerleri sorar. Biz en zengin yataklarını bilelim. E, nerelerde işlendiğini bilelim bizim için yeterli. Sivas, Malatya, Hasan Çelebi, Hekiman dediğim anda benim aklıma demir gelecek ve çıkarılan demirler bakın Zonguldak Ereğli, İskenderun ve Karabük Demir Çelik fabrikalarında işlenmekte. Tamam mı? Hasan Çelebi, Hekiman, Malatya ve Sivas'ta çıkarılan madenler İskenderun, Karabük ve Ereğli'de işlenmekteymiş. Diğer bir madenimiz krom, demir çelik sanayisinin önemli bir ham maddesi. Mutfak eşyaları, sokak lambaları, gemi, denizaltı, uçak sanayisinde kullanılıyor. Arkadaşlar bu nerelerde kullanıldığını da her madenin yazdım. Bunun sebebi ÖSYM e bir kere bir madenin özelliklerini verip sordu. Yani şu sanayide şunu da kullanılır, bunun yapımında kullanılır, bu nedir diye bir soru geldi KPSS'de. Bu yüzden ben de e, nerelerde kullanıldığını da sizlere veriyorum. Dünyanın en çok krom üreten ülkelerinden olan Türkiye, krom üretiminin bir kısmını ihraç etmektedir. Krom işleyen fabrikalar Antalya ve Elazığ'da bulunmaktadır. Bakın ÖSYM bir de haritada koridorlar vermiş. Yani bu koridorlar ne? Krom üreten bölgeler diye 5 bölge bize vermiş. Bakın birinci bölge Guleman bölgesi. Elazığ-Diyarbakır arasında. ikinci bölgemiz Sivas-Erzincan arasındaki Kop Dağı bölgesi. Üçüncü bölgemiz Fethiye Köyceğiz Denizli bölgesi, dördüncü bölgemiz Mersin Adana Kayseri bölgesi ve son olarak beşinci bölgemiz de Bursa Kütahya Eskişehir bölgesi. Şimdi arkadaşlar krom çıkan yer baya bir çok. Ben size işlenen fabrikadan iki tane verdim. Antalya, Elazığ. Şimdi burada bakın. Betiye Köyceğiz, Yeşilova, Tefenli. Buraya geçtiğimde Guleman, Koptağı, Mersin, Adana, Orhaneli, Harmancık gibi birçok il ve ilçemizde çıkıyor. Bu yüzden tek tek ben size vermek yerine soru çözümde bol bol çözeceğiz. Ve bunlara bol bol değineceğim. Krom olan yerleri az çok bileceğiz. Ama harita üstünde şu an öğrenin. Bakın 5 yer var. 1 2 3 4 5. Bu 5 noktanın 2 3'üne yani bir soruda bir şurada gördüm, burada gördüm, burada gördün aklına krom gelsin. Geçelim bir diğer madenimiz bora. Arkadaşlarım dünya bor rezervlerinin %72'si ülkemizde bulunmaktadır. Yani borda birinciyiz. Buna rağmen ülke ekonomisine katkısı beklenen düzeyde değildir. Neden? Çünkü arkadaşlar biz çıkardığımızı bir kısmını işleyebiliyoruz. Çok küçük bir kısmını biz işleyemediğimiz ham olarak çıkardığımız boru Amerika ve Avrupa ülkelerini ihraç ediyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Onlar işliyor. İthal olarak tekrar biz 10 katı fiyatını alıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Cam, seramik, deterjan ve gübre sanayisinde kullanılır. Ülkemizde çıkarılan borun bir kısmı bandırmada işlenmektedir. Bandırmada işleniyor unutmuyoruz. Ve çıkarılan 5 tane bor yatağımız var. Bunları da bilelim. Bakın Balıkesir Susurluk, Balıkesir Bigadiç, Bursa Mustafa Kemal Paşa... Eskişehir, Seyit Gazi, Kütahya, Emet. 5 tane bölge. Bunları bileceğiz. Beşi de birbirine yakın. Bakın bana sadece şuradan bir nokta koyup da burada en çok çıkan maden nedir diye sorarsa kesinlikle bor diyeceğim. Hocam ama daha aynı kromu gördü. Krom da oradaydı. Bakın en çok çıkan derse bor derim. Kromu sormak isterse sadece buraya nokta koymaz bir buraya koyar, bir buraya, bir buraya koyar öyle sorar. Balıkesir, Bursa, Kütahya bölümü bizim için madenlerde bitti. Buraya nokta koyduğu anda ben bor minerali diyorum. Nerede işleniyordu? Bandırma'da. Çıkan yerleri sizlerle bir daha sayalım. Susurluk, Bigadiç, Mustafa Kemal Paşa, Seyit Gazi ve Emet çıkıyor. Arkadaşlarım Bakır'a geçtiğimizde Elektronik ve elektronik eşya üreten fabrikaların önemli bir ham maddesi. Ülkemizde çıkarılan yerler ve işlenen yerler olmak üzere iki şekilde işleyeceğiz. Arkadaşlarım bakın demir, bakır, bor, krom gibi madenler çok önemli. ÖSYM bunları detaylı soruyor. Ve bundan sonra da sorar. Bakır deyince sadece buraya Elazığ deyip geçmeyin ilçesinde bilin. Elazığ'ın maden ilçesinde. Diyarbakır'ın Ergani, Kastamonu'nun Küre, Rize'nin Çayeli, Artvin'in Murgul. Buraları gördüğüm anda direk aklıma bakır gelecek. Bakın zaten şu Doğu Karadeniz'de şuraya bir işaret koyarsa bakır olarak adlandırın. Niye? Burada bakır hem çıkarılıyor hem işleniyor. Bakırdan daha çok işlenen, çıkarılan bir maden olmadığı için Doğu Karadeniz'e bir nokta koyduğu anda hemen aklıma ne geliyor? Bakır geliyor. Çıkarılan bakırın bir kısmı ihraç olurken bir kısmı da Samsun, Maden, Murgul, Küre'de işlenmektedir. Samsun, Maden neresi maden? Elazığ maden. Murgul nere? Artvin Murgul. Küre neresi? Kastamonu kürede işlenmekte. Tamam mıdır? Mermere geçtik. Arkadaşlar mermer ihraç ettiğimiz madenlerden elde ettiğimiz gelirin yarısını oluşturmakta. Bakın ihraç ettiğimiz madenlerden elde edilen gelirin yarısı. Yani çok büyük bir potansiyel, çok büyük bir ihraç kaynağı bizim için mermer. Daha çok inşaat sektöründe kullanılan mermerden süs eşyası, hediyelik eşya, mutfak eşyası yapımında, dekorasyon ile güzel sanatlar alanlarında da yararlanılmaktadır. Ülkemizin en zengin maden yatakları Ege ve Marmara bölgesindedir gördüğünüz gibi. Ülkemize oranla Ege ve Marmara'da daha çok çıkıyor. Birçok yerde çıkıyor. Mermeri nokta koyup da soracağını sanmıyorum. Mermeri sorarsa ülkemizde çıkarılan madenlerden işte geliri en fazla olan maden diye karşımıza gelir nokta nokta koyarak sormaz bundan önce öyle bir şey yapmadı. Boksite geçtiğimizde arkadaşlarım alüminyumdan elde edilen boksitin ülkemizdeki yatakları sınırlıdır. Başlıca çıkarılan yerlere bakalım. Akseki, Seydişehir, Milas, Payas ve Kokaksu'da çıkıyor. Önceden biz buraya Akseki, Seydişehir deyip geçerdik. Müfredat yeni yerler eklemiş. Bunlar bilmekte fayda var. Akseki, Antalya, Seydişehir, Konya, Milas, Muğla, Payas, Hatay ve Kokaksu, Zonguldak'ta boksit çıkıyor. Peki bu boksitler Nerede işleniyor? Boksit'in ülkemizde işlendiği yer Seydişehir'dir. Seydişehir nere hocam? Konya'nın ilçesi. Tamam. Buralarda çıkıyor, Seydişehir'de işleniyor. Barit'e geçtiğimizde dünyada ve ülkemizde Barit'in büyük bir kısmı petrol ve doğalgaz sondajlarında kullanılmaktadır. Bakın şurası önemli. Petrol ve doğalgaz sondajlarında Barit kullanılmaktaymış. Tamam bunu unutmayalım bir yere not edin. Barit'in işlendiği yerlere baktığımızda arkadaşlarım Antalya, İzmir, İzmit, Eskişehir ve Elazığ'da barit işleniyor unutmayalım. Nerede çıkarılıyor? Bakın haritada gördüğünüz yerlerde de çıkarılıyor. İşlenilen yerlerde burası. ÖSYM bu şekilde vermiş. Çıkarılan yerleri detaylı vermemiş. O yüzden baritin çıkarıldığı yerlerden bir soru beklemiyoruz. Sorarsa işlendiği yerlerden sorar. Fosfata geçtiğimizde arkadaşlarım büyük bir kısmı gübre üretiminde kullanılmakta, deterjan, kağıt, kibrit ve kimya sanayisinde kullanılmakta. Fosfatın tek işlendiği yer neresi? Mardin, Mazı Dağı arkadaşlar. Mutlaka not edin. Fosfat deyince aklımıza Mardin, Mazı Dağı geliyor, tamam mı? Mazı Dağı aklımıza geliyor. Bunun dışında Bingöl, Bitlis, Mardin bölgesi ve Aşağı Fırat bölgesinde fosfat çıkarılıyor. Çıkarılan 3 bölgemiz. Fosfat dediğim anda gözüm Güneydoğu Anadolu'ya gitti ve işlendiği yerde Mardin Dağı olduğunu unutmuyorum. Felspat'a geçtik arkadaşlar. Boya plastik ve cam sanayisinde kullanılır. Ülkemizin ihraç üründür. APS'de çıktı. Bakın biz demiri ithal ederiz ama felspatı ihraç ederiz. ÖSYM buradan düşürmeye çalıştı. 4 tane maden verdi. Hangilerini ihraç ederiz dedi. 2 tanesi böyle felspat. Diğeri de tronaydı. Onu daha sonra göreceğiz. İlk ikisi de demir ve petrol ya da doğalgaz. Tam hatırlamıyorum ama demir vardı. Hani Felsbat ve Trona'dan düşürmeye çalışmış. İsmi pek bilinmedik olduğu için artık biz bunu biliyoruz değil mi? Felsbat deyince o neydi ya demiyoruz. Aklımız başka yere gitmiyor. Felsbat boya, plastik ve cam sanayinde kullanılan ihraç ürünümüz. Başlıca yatakları Aydın, Manisa, Kırşehir ve Yozgat, Artvin ve Ardahan arasında da Felsbat çıkarılıyor. Asbete baktığımızda arkadaşlarım basınca dayanıklı boru ve fren balatalarının yapımı ile kağıt, kimya ve boya sanayisinde bu maden kullanılmaktadır asbestin çıkarıldığı yerlere haritada gördüğünüz yerler. Bunları tek tek not etmeyin. Hani Bursa'da çıkıyor, Eskişehir'de çıkıyor diye not etmeyin. Sadece gözünüz aşina olsun. Yani böyle bir soru tarzı beklemiyoruz. İşte haritaya bir iki şart koyup hangisinde asbest çıkar çıkmaz diye bir soru beklemiyoruz. Çünkü ÖSYM çok değinmemiş. Haritaya verip geçmiş. Bakın değindiği yerler nereleri? İlçesine kadar verdiği bakır, demir, bor, krom bu madenler. Tamam mı? Onlara daha çok dikkat edin. Şimdi kurşun ve çinkoya geçtik akü, benzin, matbaa birçok alanda kurşun ve çinko kullanılıyor. Kurşun ve çinko çoğunlukla bir arada bulunan madenlerimizden. Ve hemen haritama baktığımda Çanakkale bölgesinde, Karadeniz'in bir kısmında ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda gördüm kurşun ve çinkonun yataklarını. Altına geçtik. Arkadaşlarım İzmir, Manisa, Eskişehir, Erzincan, Gümüşhane ve Artvin altın yataklarının bulunduğu yerlerin başlıcalarıdır. Bakın en çok Ege'nin kuzey kesiminde Karadeniz'in bir kısmında ve Doğu Anadolu'nun kısmında çıkarılmakta ve işlenmekte altın yataklarımız. Arkadaşlarım antimon diye bir maden var. Daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Askeri amaçlı malzeme, lehim ve akümülatör üretiminde yararlanmakta. Tokat, Niğde, Kütahya, Bilecik, Balıkesir, İzmir antimon yataklarının bulunduğu başlıca yerlerdir. Askeri amaçlı olduğunu bilin. Antimonun yeterli. Zımpara taşımız var. Aşındırıcı olarak kullanılan zımpara taşı Muğla, Aydın ve İzmir'de çıkarılmakta. Tamam Ege bölgesinde çıkarılıyor zımpara taşı. Arkadaşlarım civa, civa neydi? Doğada sıvı halde bulunan tek madendi. Dişçilik, altın, gümüş üretimi, ayna ve termometre ile böcek öldüren ilaç üretiminde civa kullanılıyormuş. Bakın Ödemiş, Karaburun, Sarayönü ve Nide'de civa yataklarının bulunduğu başlıca yerlermiş. Daha çok demir çelik sanayisinde kullanılan manganez çeliğin sertlik ve dayanıklılığını artıran bir madendir arkadaşlar. Kimya sanayisinde de kullanılır. Manganez Adana, Burdur, Denizli, Balıkesir, Kastamonu ve Sivas manganez yataklarının bulunduğu başlıca yerlerdir. Demir ve çeliğin sertliğini, dayanıklılığını artıran bir maden olduğunu bilin. Adana, Burdur, Denizli'de çıktığını bilin. Bizim için yeterli. Arkadaşlarım tuza geçtik. Tuzu nerelerden elde ederiz? Bakın en başta tuz Deniz ve göllerden elde edilir. Bunun dışında kayalardan elde edilir mi? Evet, kayalardan elde edilir. Bakın, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Nevşehir, Kırşehir'in büyük bir kısmında kayalardan tuz elde edilir. İzmir Çamaltı Tuzlası ile Balıkesir Ayvalık Tuzlası da denizden tuz elde edilen başlıca yerlerdendir. Bunun dışında ülkemizin tuz ihtiyacının önemli bir kısmı tuz gölünden adından da anlaşılacağı gibi karşılanmaktadır. Kaya tuzu yataklarının bulunduğu başlıca yerler Nevşehir, Kırşehir, Çankır, Yozgat, Erzurum buralarda fazlaca var. Bunun dışında Ağrı, Kars ve Iğdır'da da olduğunu bilelim. Lüle taşı, oltu taşı var. Arkadaşlarım sordu ÖSYM bir kere sordu. Bunları karıştırmayalım. Lüle taşı derse Eskişehir, oltu taşı derse de Erzurum aklımıza gelsin. Şu an size kolay gibi gelse de aradan bir süre geçince unutacağınız şeyler. O yüzden ben size hemen ufak bir şifrelerle hatırlatmanıza yardımcı olayım. Lüle taşı deyince lülenin e'sinden Eskişehir'i yakalayın. Oltu taşı deyince de bakın burada bir e yok karışıklık olmaz. Oltu taşı deyince de Oltun işte Erzurum hani gibi aklınızda kalsın. Çok basit şifreler gibi gelir size ama sınavda faydasını görürsünüz. Süs eşyası pipo takı üretiminde kullanılır. Oltu taşı da gene süs eşyası takı üretiminde kullanılır. Erzurum'un Oltu içerisinde çıkmakta Oltu taşı. Lüle Taşı derse Eskişehir, Oltu Taşı derse ne dedim? Erzurum dedim. Ve Trona'ya geçtim. Arkadaşlarım Müfredat Trona'dan çok detaylı bahsetmiş, çok anlatmış. Biz de biraz detaylı değinelim. Hatta bir de metin eklemiş. O metin de sizlere ben okuyacağım. Soda külü olarak bilinen Trona daha çok cam sanayisinde kullanılmakta. Deterjan, kağıt sanayileri, Trona'dan yararlanılan sanayi kolları. Ülkemizde başlıca Trona yatağı Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunmakta arkadaşlarım lütfen bunu not alın. Bu yıl buradan soru belki gelebilir. Trona'dan gelebilir. Çünkü çok detaylı işlemiş, çok detaylı değinmiş. Ben de soru bankama çok güzel iki soru ekledim Trona'dan. Hemen Trona'nın metninde okumadan önce bakın Bey bir soda markası olduğunu unutmayın. Trona Beypazarı'nda çıkar. Beypazarı'nda gördüğüm anda ne derim? Bu derim sodada kullanılır derim. Çünkü Beypazarı'nı içtim sodadan biliyorum dedim ve hemen doğal soda Trona ile ilgili metni okumaya geçtim. Doğal soda yatakları nadir oluşumlardır. Amerika, Türkiye ve Çin'de olmak üzere sadece 3 ülkede önemli miktarlarda bulunmaktadır. Trona'da üretilen sodanın kalitesi yüksek, üretim maliyeti düşüktür. Bu nedenle soda üreticisi, ülkelerin Trona yataklarına sahip olması diğer ülkelere göre üretim maliyeti açısından çok önemli bir avantajdır. Türkiye, doğal soda yataklarına sahip olmanın yanında yüksek sentetik soda üretim kapasitesine de sahiptir. Bu önemli fırsatlar kullanıldığında birbirini destekleyen iki farklı üretim metoduyla kısa zamanda bölgemizin en büyük soda üreticisi durumuna gelmesi mümkündür. Ülkemiz 842 milyon tonluk rezerviyle dünyanın en büyük trona yataklarına sahip ikinci ülkesi konumuna gelmiştir. Doğal soda neymiş? Tronaymış. Trona neymiş? Doğal sodaymış. Neredeymiş? Bey pazarındaymış. Geçtim. Şimdi geçtik enerji kaynaklarına. Arkadaşlarım ÖSYM genelde bir soruyu madenlerden eğer madenden sormazsa enerji kaynağından sorabiliyor. Bazen ikisinden de birer soru olarak sorabiliyor ama genelde bir soru ya oradan ya buradan sorabiliyor. Enerji kaynakları da önemli. Arkadaşlarım enerji kaynağı deyince bakın aklıma taş kömürü, linyit, petrol, doğalgaz, hidrolik enerji, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, güneş enerjisi, biyokütle enerjisi aklıma geliyor. Hemen taş kömürüyle başlıyorum. Ülkemizde taş kömürü yatakları neredeydi? Batı Karadeniz'deydi. Çıkarılan kömürün bir kısmı Ereğli, Karabük Demirçelik ve Çatalazı Termik Santrali'nde enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bakın resimde gördüğünüzde bir taş kömürü. Ülkemizde taş kömürü ihtiyacının bir kısmı ithalatla karşılanmaktadır. Bakın altını çiziyorum ithalatla. Çünkü taş kömürü aklımızda şöyle kalıyor. Zonguldak'ta çıkıyor, bol çıkıyor diyoruz. O zaman bizde bayağı var ihraç ediyoruz diyoruz hani aklımızdan ama ithalatla bakın halen bize yetmiyormuş ithal ediyoruz tamam mıdır? Nerede çıkıyor? Batı Karadeniz'de nerede işleniyor? Ereğli, Karabük ve Çatalazı termik santralinde. Linyit'e geçtik. Arkadaşlarım ülkemiz Linyit yatakları bakımından zengin bir ülkedir. Bakın şurada gördüğünüz yatakların hepsini bilmek zorundayız. E hemen hepsini öğrenin mi diyorum? Hayır. Test çöze çöze yavaş yavaş oturacak. Hiç merak etmeyin. Bunların hepsini bir zaman sonra Linyit dediğim anda çat 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 sayabileceksiniz. Sakın ha ezberlemeye çalışmayın zamanla oturur bunlar. Bakın Muğla Yatağan, Manisa Soma, Tavşanlı Tunç Bilek, Seyit Ömer, Kütahya'da, Bursa Orhaneli, Çanakkale Çan, Afşin, Elbistan, Kahramanmaraş'ta bizim başlıca linyit yataklarımız tamam mıdır? Bunları iyi bilelim. Linyit nedir? Arkadaşlar linyit de bir kömür türüdür. Bakın bir ara ÖSM takıntı haline getirmişti üst üste şu soruyu sordu. Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde en yüksek pay kime sahiptir diye sordu. Bir yıl cevabına ne dedik? Doğalgaz dedik ve şu an cevabına kömür diyoruz. Tamam mıdır? Şu an güncel haliyle en yüksek pay enerji üretiminde kömüre ait. Eğer değişirse Instagram'dan ben size duyururum. Buna dikkat edin. Not alın, yıldız atın. Ben de atayım. Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde en yüksek pay kömüre aitmiş petrole geçtiğimizde arkadaşlarım ülkemizde ilk petrol 1940 yılında Raman Dağı'nda bulunmuştur. Hocam Raman Dağı nerededir? Arkadaşlarım Raman Dağı Batman ili sınırları içerisindedir. Merkeze çok yakındır ve ilk petrol 1940 yılında Batman'da Raman Dağı'nda bulunmuştur. Petrol yatakları Adıyaman, Siirt, Batman, Diyarbakır. Petrolün işlendiği yerler Ali Ağa, İzmir, Batman, Kırıkkale, Tüpraş, İzmit. Bakın buraya çok dikkat edin. Buradan da sordu. Şimdi ben her konuya geçince bakın buradan şunu sordu. Buradan şöyle sorar, böyle sorar diyorum. Ama ben artık çıkmış soruları göre göre çöze çöze HPS yapıldığı tarihten bu yana olan bütün soruları ezberledim. Hepsi aklımda. Gördüğüm an hani bunu sormuştu. Hatta soru şu şekilde diye aklıma geliyor. O yüzden size de bakın bir daha söylüyorum. Petrol yatakları ve işlendiği yerler arasındaki farkı çok iyi bilin. Hangileri yatak, hangileri işlendiği yer bunları iyi bilin buradan soru sordu bir daha sorarsa gene düşürür. Çünkü burada benim dikkat etmem gereken şu var. Hem petrol yatağı olup hem petrolün işlendiği yer neresi? Batman. Tamam mı? Bunun dışında Adıyaman, Siirt, Diyarbakır'da sadece petrol yatağı var. Diğer yerlerde ise sadece petrolün işlenmesi var. Yani buradan çıkarılan petrol buraya geliyor işleniyor. Mesela Ali Ağa İzmir'de petrol yatağı var mı? Yok. Tamam mı? Ali Ağa İzmir'de petrol yatağı yok. Kırıkkale'de yok. İzmir'de yok. Buralarda sadece ne oluyor? İşleniyor. Ülkemizdeki petrolün üretimi tüketimin %10'undan azdır. Yani tüketimize göre çok cüzi bir miktar çıkıyor. Bunun dışında nereden alıyoruz? Irak'tan petrol ithalatını yapıyoruz. Ben çıktığı yerleri ve işlendiği yerleri sizlere tekrar saymak istiyorum. Burası önemli. Hem petrolün çıkıp hem işlendiği tek yer neresi? Batman. Bunun dışında Adıyaman, Siirt, Diyarbakır'da petrol çıkar. Petrolün işlendiği yerler Ali Ağa İzmir, Kırıkgale ve Tüpraş İzmit'te de petrol işlenir. Geçtim doğalgaza. Arkadaşlarım ülkemizdeki doğalgaz yatakları sınırlı. Üretim tüketimin %2'sini karşılamaktadır. Yani düşünün %2'sini karşılıyor %98'ini ithalat ediyoruz. Doğalgaz yatakları Hamitabat, Kırklareli, Mardin, Çamurlu'da vardır. Türkiye'deki doğalgaz ile elektrik elde eden termik santraller ise... Bakın burası sıktı. Hamitabat Kırklareli, Ambarlı İstanbul ve Ova Akça Bursa'da bulunmaktadır. 3 tane Hamitabat Kırklareli, Ambarlı İstanbul, Ova Akça Bursa. Bunu mutlaka not edin, iyi öğrenin, karıştırmayalım. Doğalgaz en çok nereden ihraç ediyoruz? Bakın %53 kesimiyle Rusya birinci konumda, sonra İran, Azerbaycan ve diğer ülkelerden de ithalat ediyoruz doğalgazı. Bakın arkadaşlar 2018 yılında elektrik üretimimizin %37.3 kömürden, %29.8'i doğalgazdan, işte hidrolik enerjiden, rüzgardan, güneşten diye gidiyor. Bunlar hep değişiyor. Kömür ve doğalgaz büyük bir yarış içinde kıyasıya. Bundan önce biz doğalgaz diye anlatıyorduk. 2018 yılında bu kömüre geçti. Ve kömür şu anda liderliğini sürdürüyor. 2020 yılında bir değişiklik olursa ben size Instagram'dan duyuracağım. Geçtim hidroelektriğe. Hidroelektrik neydi arkadaşlar? Su gücüydü. Sudan elektrik üretmeydi. Ülkemiz hidroelektrik potansiyeli yönünden Avrupa kıtasında Norveç'ten sonra ikinci sırada yer almakta. Çünkü çok sayıda barajımız bulunmakta. Türkiye'nin yüksek vengebeli ve olması, çok sayıda akarsuya sahip olması hidroelektrik potansiyelinin yüksek olmasını sağlamıştır. Bu potansiyelin sınırlı bir kısmı kullanılabilmektedir. Maalesef bir cennet olan ülkemizin her zaman zaten bir kısmını kullanıyoruz ya da gerekli yatırımı göremiyor, gerekli ilgiyi göremiyor. Beklenen düzeyi alamıyoruz. Geçelim bir diğer enerjimiz olan rüzgar enerjisine. Arkadaşlarım ülkemizdeki ilk ticari amaçlı rüzgar santrali İzmir Alaçatı'da kurulmuştur. Neredeymiş? İzmir Alaçatı'da ilki. Rüzgar gücünden faydalanmak rüzgarın hızına ve sürekliliğine bağlıdır. Ege ve Marmara bölgeleri en iyi rüzgar potansiyeline sahip yerlerdir. Özellikle Marmara. Bunun dışında Osmaniye, Hatay, Balıkesir, Çanakkale, Aydın, İzmir önemli rüzgar potansiyeli olan yerlerdir. Bakın özellikle şurası. Hatay Osmaniye'de de var ama en önemli Balıkesir, Çanakkale, Aydın, İzmir. Ege illerini gördüğüm anda rüzgarı yapıştır. Jeotermal enerji arkadaşlarım yerin derininden gelen sıcak su ve su buharını ifade eder. Biz bundan enerji üretiriz. Ülkemizde işletmeye açılan ilk jeotermal santral 1984'te hizmete giren Denizli Sarayköy santralidir. Tamam mı? %80'i Batı Anadolu'da bulunmakta. Çok sayıda aktif fay hattının bulunduğu ülkemizde çok sayıda su kaynağı bulunmakta. Peki ülkemizde hani fay hattını çiziyorduk ya sizlerle. Hatırlarsanız şöyle çiziyorduk ya. Sonra ben şuraya gelince bir karalama yapıyordum. Hatırladınız mı? En çok buralardaydı fay hattı. İşte jeotermal enerji de buna bağlı olarak en çok Batı Anadolu'da görülüyor. İlk jeotermal santral nereymiş? Denizli Sarayköy. Arkadaşlarım güneş enerjisine geçtiğimizde ısıtma ve elektrik enerjisinde kullanılır. En çok güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege bölgesinin kıyı kesiminde görülür. Nerelerde görülmesini beklemeyiz? Karadeniz'de görülmesini beklemeyiz. Karadeniz zaten bulutluluk gün süresinin en fazla olduğu bölgemiz olduğu için güneş enerjisi tabii ki bekleyemeyiz. Biz daha çok güneydoğu Akdeniz'e gittiğimizde evlerin çatılarında hep güneş enerjisi görürüz. Bunun sebebi nedir? Güneşli gün sayısının çok olması, Ekvator'a yakın olması, güneş ışınlarını iyi almasından dolayıdır. Biyokütle enerjisi arkadaşlar bundan da bahsedeyim. Müfredatta detaylı değinmiş. Aşama aşama bile anlatmış. Ben özet niteliğinde notlarımı gene aldım. Sizlere bahsedeyim. Arkadaşlarım biyokütle enerjisi bitkisel ve hayvansal kökenli maddelerden elde edilen enerjidir. Yani neler hocam? Şunlar saman, mısır koçanı, pamuk atığı, odun, evsel atık, hayvansal atık biyokütle enerjisinin başlıca kaynağıdır. Arkadaşlarım modern anlamda biyogaz ve biyodüzel üretilir. Bakın arkadaşlarım burada formülünü de vermiş. Üç ürünü birleştirmiş. Fabrikada bunları neye dönüştürmüş? Biyodizele, biyogaza dönüştürmüş. Örneğin Ankara Mamak Çöplüğü'nden elde edilen biyogazla elektrik enerjisi üretilmekte ve seralar ısıtılmaktadır. Bir örnekte olduğu gibi. Yani biyokütlü enerjisi de oldukça önemli. Ankara, Mersin, Eskişehir, Antalya, Samsun ve İstanbul biyokütlü santrallerinin bulunduğu başlıca şehirdir. Ben 6 ile baktığımda ne gördüm ortak özellik? Altısı da büyük şehir. Altısı da büyük il. Altısında nüfusu fazla. O zaman biyokütle enerji santrali büyük şehirlerde kurulmuştur diyebilirim. Tamam mıdır? Ben sizlerle enerji kaynaklarını bitirmeden önce hemen şu önemli olan şeylere değinmek istiyorum. Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde en yüksek pay kömüre aitti. İlk petrol 1940 yılında Raman Dağı'nda bulunmuştu. Petrol yatağının hem çıkarlık hem işlendiği tek yer batmandı. Doğalgazda Hamitabat, Ambarlı ve Ova Akça'yı unutmuyordum. Rüzgar enerjisinde İzmir Alaçatı ilk ticari amaçlı kurulmuştu. Jeotermalde de ilk jeotermal Denizli Sarayköy'deydi. Ve biyogazda neydi arkadaşlar? Atıklardan biyogaz ve biyodizel elde etmeye biyokütle enerjisi diyorduk. Arkadaşlarım enerji kaynaklarını bitirdik. Enerji kaynaklarını elimden geldiğince özet nitelinde yapmaya çalıştım. Çok güzel notlar aldım. Sizlerle beraber işledik. Umarım güzelce ekran fotolarınızı almışsınızdır, güzelce notlarınızı almışsınızdır. Soru çözümde görüşmek üzere, hoşçakalın.